Çivikköy Spor Teknik Sorumlusu Muhsin Kayan Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar Ömer Bey, sağ olun. Siz de nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler hocam. Hocam bu hafta sonu Sarı Spor'la karşılaştınız. Karşılaşmayı 2-1 kaybettiniz. Maçı değerlendirir misiniz? Nasıl geçti sizin açınızdan? Evet, bizim açımızdan öncelikle şunu söyleyeyim. İlk yarının sonuna doğru, yani sezonun ilk yarısının sonuna doğru Akkonak Spor maçıyla bir çıkışımız başladı. İçeride Akkonak Spor'u yendik. Arkasından Güney Deplasmanı'na gittik. Onları da orada mağlup ettik. Daha sonra içeride dediğim Kuşpınar'da, Doğan Demirci'de Kuşpınar'ı yendikten sonra iyi bir seri yakalamıştık. Star Spor maçına bu bilinçle çıktık. Bu seriyi devam ettirmek istiyorduk. Fakat çok güzel, çok kaliteli geçen bir maçta 90+5'te uzatma 5 dakika verilmişti. Tam son pozisyon diyebiliriz. 90+5'te yan toptan yedik ve 2-1 mağlup olduk. Ama muazzam maç geçti. Çok gittiler geldiler oldu maç içerisinde. Star Spor'da hak etti diyebiliriz. Tebrik ediyorum Star Spor'u. Bundan sonraki maçlarında onlara da başarılar diliyorum. Evet hocam, bu hafta sonu Kalın Koç Spor'la karşılaşıyorsunuz. Bu maçın hazırlıklarına başlayacaksınız. Başladınız sanıyorum. Evet, başladık. Bu maçta bir gönlükler söylemek istersiniz. Tabii. Bu hafta Kalın Koç'ta aramızda 6 puanlık fark var. Tabii biz 6 puan da olsa, 1 puan da olsa, 15 puan da olsa biz içeride Şirinköy'de oynarken bütün maçları kazanmak için çıkarız. Ve bu anlamda oyuncularımız bunun bilincinde, biz de bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla bugünkü yapacağımız son antrenmanla beraber maçı beklemeye başlayacağız. Pazar günü saat 13'te Şirinköy futbol sahasında maçımız. Çok güzel, çok çekişmeli maç olacağını düşünüyorum. Tüm futbol severleri, müsait olan futbol severleri maçımızı bekliyorum. Kalın Koç Spor'da son haftalarda çok iyi performans sergilemeye başladı. İlk yarının bitimine 2 hafta kala onlar da müthiş bir çıkış yakalamaya başladılar. Zaten aldıkları puan ortada, 19 puanları var. Bizim de 13 puanımız var. Yenersek aradaki puan farkını daraltmış olacağız. Fakat hep sezon başından beri söylemiş olduğum gibi bizim playofflara katılma, işte illa katılım, işte şampiyon olalım gibi bir derdimiz yok. Biz bu işten çok keyif alıyoruz futbolcularla beraber. Aynı keyfi taraftarlarımıza ve oraya gelen insanlara da yaşatmak istiyoruz. Bu bilinçle sahaya çıkacağız. İnşallah istediklerimiz olur. Peki Şirinköy'lü taraftarlar bir çağrınız olacak mı maçı gelmeleri? Tabii. Pazar günü saat 13'te. Hava olarak da 12-13 derece. O gün çok güzel bir hava var. Zaten atmosfer olarak da güzel bir atmosfer olacaktır. Kalın Koç taraftarı da geliyor maçları izlemeye. İyi de bir taraftar grubu var Kalın Koç Spor'un. Güzel, centilmence, kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum ben. Bekliyoruz taraftarlarımızı. Takımda eksik var mı hocam? Takımda tabii ki 2 tane cezalı oyuncumuz var. Ve yaklaşık 3 tane de sakat oyuncumuz var. Dolayısıyla evet 5 eksiğimiz var. Ama ben bütün oyuncularımı her zaman söylüyorum sezon başından beri. Biz sahaya 11 kişi çıktığımız zaman biz bunun hiçbir zaman eksikliğini hissettik. İşte 4 tane eksiğimiz var, 5 tane eksiğimiz var diye. Buna sığınmak istemiyoruz. Sadece siz doğal olarak sorduğunuz için ben buna cevap verdim. Yoksa böyle bir eksik söz konusu değil yani. Hocam, teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Rica ederim. Teşekkür ederim.